Merhaba sevgili takipçilerim. Bu seferki dönüşüm videomuz bu kocaman büyük dolapla olacak. Gördüğünüz gibi dolap çok büyük, çok raflı. Ben bunu atölyemin dolabı olarak kullanacağım. Çok fazla boya gidecek ve bu bize pahalıya mal olacak. Bir de ben dolabın içlerini de boyamayı düşünüyorum. Bunun için bir araştırma yaptım. Şimdi Kadens, Selfie Dekor, bu şekilde boyalar alıyorum, kullanıyorum biliyorsunuz siz de. Ev dekorasyonu oynatma listemde diğer videoları görebilirsiniz. Mutfak dönüşümü, pencere dönüşümü vesaire. Bildiğiniz üzere bu boyalar su bazlı boyalar, vernikler de öyle. İçeriklerini inceledim. Normal duvarlarda kullandığımız boyalarla içerikleri aynı. Renkler ve kapatıcılık özelliği biraz daha fazla sadece. Şimdi dolabın içine, dışına, raflarına çok fazla boya gideceği için içlerinde sizin için önceden bir deneme yaptım. Bu denemede normal plastik boya, su bazlı silinebilir plastik boya kullandım. Bu boyayı dolabın içinde kullanıyorum. Sizlerle de bu tecrübemi paylaşacağım. Şimdi bunun kullanım alanlarına da baktığınız zaman dekorasyon, ahşap hepsi yazıyor. Verniği attıktan sonra ben bir şey olmayacağını düşünüyorum ki bu denememi sizinle paylaşacağım zaten. Çünkü birinci katı attım ben denemek için. Yani tıpkı Kadens gibi, Selfie Dekor gibi çok bir farkı yok. Sadece şöyle bakın, çok kuvvetli tırnaklarsanız o zaman çıkıyor. Bu da zaten diğer kullandığımız su bazlı boyalarda da oluyor. Önceki videolarımda da belirttim. Hiçbir boyanın, hiçbir markanın bayisi değilim. Sadece sizlerle dürüstçe yaptığım şeylerin olumlu ya da olumsuz bütün sonuçlarını paylaşıyorum arkadaşlar. O yüzden bu uygulamaların sonuçlarını görüp garantici bir şekilde hareket edip dekorasyonlarınızı yapmak istiyorsanız beni mutlaka takip edin. Koyu rengin üstüne beyaz açık renk her zaman daha zordur. Bakın şu an ikinci katı atıyorum. Ya tabii ki şimdi diğer markalarla, bunun için üretilmiş boyalarla tamamen birebir aynı diyemeyiz kalite olarak. Fakat en azından dolabın iç yüzeylerinde bu boyayı kullanıp vernikledikten sonra olumlu bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Tabii ki dış yüzeyleri yine garanti olsun diye elimdeki Selfie Dekor boyasını kullanacağım. Ama ilk önce içleri bir halledelim. Tabii bu söylediğim, anlattığım şeyler şu demek değil. Yani Kadens almayın, işte Selfie Dekor almayın, boşuna para vermeyin demeyeceğim. Benim gibi hunharca dönüşüm yapıyorsanız ve çok fazla kullanacaksanız dolap içleri için tavsiye ediyorum bunu. Yine dış yüzeyler için Kadens ideal. Şöyle bir avantaj da var. Başına bir şey geldi dolabınızın. Bir şey çarptı. Sert bir cisim çarptı. Boya soyuldu. Ne yapıyorsunuz? Kullandığınız boyanın numarasını, rengini eğer bir yere not ederseniz yıllar sonra bile aynı rengi bulabiliyorsunuz. Bir kere bu çok büyük avantaj. Tabii ki kalite açısından da o daha iyi. Fakat şunu da illaki sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü devir ekonomi devri. Mesela ben buraya böyle kocaman bir dolabın içine dışına litrelerce boya harcayacağım. Bir servet yatırmak istemiyorum. Adı geri dönüşümse eğer biraz uygun olması gerekiyor. Sonuçta o da su bazlı boya, bu da su bazlı boya arkadaşlar. Vitrinimin bir kısmı cam, 3 tane böyle cam dolap var. Bu cam kısımların sadece şu ortadaki kalacak şekilde şunları da dolap gibi görünmesi için boyayacağım. Bunun için de Kadens'in parlak yüzey astarını kullanacağım. Parlak yüzey astarını sürüyorsunuz. 12 saat aradan sonra da normal boya ile boyuyorsunuz arkadaşlar. Bu detayı da size vermek istedim. Dolap içlerine iki kat Marshall su bazlı boya uyguladım. Şöyle göreceğiniz gibi tam kapanmadı. Daha tabii ki bitmedi bunun işi. Dolabın dışına da bir kat astar olarak kullandım. Şimdi Selfie Dekor'un kendinden vernikli boyasıyla dışını devam edeceğim. Uygulamayla ilgili bilgi vereceğimi söylemiştim. Gerçekten bu Marshall boyayı almam çok iyi olmuş arkadaşlar. Çünkü 2 litre neredeyse tamamen sadece iç kısmına ve dışının bir katına bitiyor. Bitmek üzere. Yani Selfie Dekor ya da Kadens alsaydım herhalde 4-5 kutu kullanmam gerekirdi. Bu arada dolap içi boyamak hiç akıl işi değil. Yani mecbur değilseniz bence boyamayın. Hiç dokunmayın derim. Bırakın öylece kalsın. Çünkü beni çok zorladı. Yani Selfie Dekor ve Kadens tabii ki çok daha iyi kapatıyor. Fakat bu Marshall'ı da kullandığıma pişman değilim. Selfie Dekor boyamı çok daha kolay rahat uygulayacağım. Astar olarak kullandığım için.
Söyledim. Şimdi bir deneme yapacağım. Vernikledikten sonra gerçekten de temizliği falan gayet normal silerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın nemli bezle siliyorum. Hiçbir şekilde deforme olmuyor. Biraz uğraştırdı beni ama değdi. Dış yüzeylerde de selfie dekorun vernikli boyasıyla boyadım ama yine de bir kat vernik atacağım diyordum. Fakat sonuca bakıyorum yine. Hiç gerek kalmadı. Gayet güzel. Zaten boya kendinden vernikli ve tıpkı böyle bir kat mat vernik atmışsınız gibi duruyor. Şimdi sıra geldi kulpları takmaya. Atölye dolaplarım da bu şekilde. Selfie dekorun bu antik beyaz rengi bunlarla aynı renk. Bu düz dolaplarımın da kulplarını değiştireceğim ve bu şekilde atölyemin dolapları takım olacak. Bunları Trendyol'dan aldım. Bence çok tatlılar. Porselen kulp. En heyecanlı, en zevkli yerlerinden birisi bu. Kulplar vidalarıyla birlikte geldi. Şimdi onca yorgunluktan sonra en zevkli yerini yapıyoruz ve kulpları takıyoruz. Ya bakar mısınız? Aşırı tatlı oldu. Bana arkadaşlarım soruyorlar. Neden her yeri ve her şeyi boyuyorsun diye. İşte bu sonuç için. Bu kulplardan, porselen kulplardan mutfak dönüşümü videomda da almıştım Trendyol'dan. O zaman vidasız gelmişti. Şimdi vidalarıyla birlikte geldi. Ev dekorasyonu oynatma listemden mutfak dönüşümü videomu da izleyebilirsiniz ve diğer dönüşümlerimi de. Takipte kalın, sevgiyle kalın.